Ben seni çok seviyorum ya. What's up, baby? Senin çekimin bunlar. Bunları ana olarak saklayacağım, tamam mı? 3 yıl önce 6 ay süren bir evliliğim oldu. Bir çocuğum var, erkek çocuğum. 3 yaşına girecek Mart'ta. Benim eşim daha önce Savcılığa ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na başvurmama rağmen cinsel içerikli platformlarda paylaşımlar yapıyor ve oğlumun ismiyle yapıyor. Kendi ismi kesinlikle geçmiyor. Ben bunu daha önce şikayette bulundum. Herhangi bir geri dönüş olmadı bu işin. Sonrasında bu daha da geri dönüş olmadığı için daha da açılmaya başladı. Şu an ben bir ay önce arkadaşım öğrenmiş. Bu sitelerde paylaşıldığını söyleyememiş bana. Yeni söylendi bana. Ben de girdiğimde baktığımda oğlumun ismi geçerek kendisinin videoları paylaşıyor. Belki oğlumun bile videoları mevcut. Onları bilmiyorum. Abonelik ücreti veremiyorum. 5-6 bin lira abonelik ücreti istiyor. Sapıkça paylaşımlar yapıyor. Ben en son çare olarak sizlere başvurmakta buldum kendimi. Çünkü hiçbir geri dönüşü yok. Yani benden 300 bin lira kazanmasına rağmen nafaka alıyor şu an. Yani beni zor duruma sokmak için elinden geleni yapıyor. Ve cesareti nereden alıyor bilmiyorum. Çocuğumun ismi şu an cinsel içerikli sitelerde geçiyor benim. Yani gerekli kurumların bu konuda yardımcı olmasını istiyorum. Çocuğumu emzirirken YouTube'da görüntüler mevcut. Oğlumun da yüzü gözükecek şekilde videolar var. Katıl butonunda da kendi sapıkça ürettiği içerikler var. Yani oğlumun ismiyle geçen bir kanalda bir arka tarafında aboneli para verip abone olan insanların sapıkça görüntülerini izleyip benim oğlumu gördüğü bir sitede paylaşımlar yapıyor. Hani nasıl bir anne ben sormak istiyorum. Öncelikle oğlum için kendi adıma oğlumdan özür diliyorum. Ve böyle bir kadınla birlikte olduğum için de utanıyorum. Gereğinin de yapılmasını istiyorum. Ben bunu kendisine de söyledim ama yani yarın bir gün eğer bunları öğrenirse ben de çok zor duruma gireceğim. Oğlum bana hesap soracak. Yani anlamıyor. Yani oğlumun ismi niye geçiyor bu sitelerde? Bak kendisi beni ilgilendirmez. Benim oğlum burada söz konusu. Kendisi ne yapıyorsa yapsın ama benim oğluma dokunuyorsa işin ucu, burada bir problem var demektir. Kendisi şu an sosyal medyada yaptığında anne imajıyla bir görüntü sağlıyor ama arka planında maalesef ki sapıkça içerikler yapıyor. Yani buradaki en büyük sorun oğlumun bu içeriklerde gözükmesi. Ben onu buradan uyarıyorum. Bu görüntüleri benim oğlumun ismini hiçbir yerde geçirmesin. Hiçbir şekilde bir yerlerde oğlumu paylaşmasın.